Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen 81 ile 81 akademik danışman projesi kapsamında gündeme gelen yerel kalkınma sinerji toplantılarına Samsun'da devam ediliyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal, Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Hasan Şanalmış, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, TEPAV temsilcileri, Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinden yatırım destek ofisi ve üniversite temsilcileriyle, Oda, Borsa, genel sekreterleriyle akademik danışmanlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, büyük bir rekabetin yaşandığı dünyada kalıcı ekonomik başarı ancak yerel kalkınmayla mümkün olur dedi. Büyük bir rekabetin yaşandığı dünyada ve günümüzde ekonomik anlamda kalıcı işler yapabilmek için öncelikle yerel ekonominin ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi gerekiyor. Toplantıda ardından 81 ile akademik danışman projesiyle neden sinerji toplantıları hakkında bilgi verildi. Artık birlik başkanımızın en son genel kurulda da dediği gibi artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dönemdeyiz. Şehirlerin yarışta yerini almasının yolu da ortak akılla istişareye dayalı kalkınmadan geçiyor. Toplantının öğleden sonra yapılan bölümünde ise şehir dışından gelen Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzoğlu ile Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır da katıldı.